Cinsiyetsizlik süreci, evlilik dışı birlikteliklerin ortaya çıkması, bunların yasal statü kazanması, beraberinde evlilikle evlat edinme, çocuk sahibi olma. Şimdi argüman olarak koydukları bu. Bunun aile yapısını bozacağını, çocuğun fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı ortamda büyümesini engelleyeceğini, oysa devletin aktif görevlerinden birisinin, Türk aile yapısı demeyelim de, aile yapısını korumak olduğunu ve bunun anayasal yükümlülük olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi ama unutulmaması gereken bir nokta var, o da şu, sembollüğünün dışında. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde kahir ekser kadına şiddetin olduğu bir ortamdayız. Erkek egemen, biraz önce Sayın Uslu'nun söyledikleri, ataerkil yapı. Mesela şuraya not almışım, efendim işte kadının yeri evidir, erkek üretimdedir, iktisadi taraftadır. Kadın, ama Mustafa Kemal Atatürk'ten bu tarafa gelen anlayış, kadın bizatihi bir varlıktır. Kadın kocası babası üzerinden değerlendirilemez. Seçme seçilme hakkının verildiği o döneme geldiğinizde, ki Türkiye Cumhuriyeti öncüdür bu konuda, dünyada da. Eşitliğin sağlanması konusunda. Anayasaya gelmeden önce bakın, sözleşmenin okunması gerektiği hakikaten gerçek. Ben okunduğunda düşünmüyorum. Onu da size söyleyeyim. Şimdi bu sözleşmenin girişi aynen şu. Kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin her türünü kınayarak. Kadına karşı şiddetin kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğunu ve bu eşit olmayan güç ilişkilerinin erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığının tüm üyeler olarak bilincinde. Yani bütün devletler biz bu bilinçle bu sözleşmeye dahil ediyoruz. Şu doğru, 81 maddeye baktığınızda o aile yapısını bozacağını, LGBT olup olmaması da önemli değil, eşitlik anlamında baktığınızda onlar da ülkelerin vatandaşlarıdır, aynı eşit haklara sahiptir. Eğer korunması gerekiyorsa onlar korunacaktır. Zaten o nedenle cinsel tercih demiyor, cinsel yönelim diyor. Bu var. Ama sırf onlara indirgemek suretiyle sözleşmeyi değerlendirirseniz yanlış. Ha, sözleşmeyi hiç icra etmeseydik, yani imzalamasaydık da elbette kadına karşı şiddetin korunması noktasında yeterli olmasa da yasa düzenlemesi var. Bu gerçek. Buna bir sorun yok. Ama bu sözleşme artık kadınların şiddete karşı korunması konusunda, aile şiddetinin önlenmesi konusunda, Sayın Uslu'ya yine katkı olarak söylüyorum, çok da beğendim açıklamalarını, sadece genel çerçeveyi çizmiyor. Hala eksik olan yasal düzenlemelerin yapılması konusunda anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrası gereğince emredici hükümler içeriyor. Hala Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun tam gereklerini yapabilmiş değil. Sizi farklı bir yere götüreyim. Bakın bu sözleşmenin şurada bazı hükümleri var. Neyi ifade ettiğimi anlatmak için suçları gösteriyor. Şuradan başlayalım. 32. madde, zorla evlendirmenin doğuracağı sonuçlar, psikolojik şiddet yasaktır. Taciz amaçlı takip yasaktır. Fiziksel şiddet yasaktır. Irza geçme de dahil olmak üzere cinsiyete şiddet eylemleri yasaktır. Zorla yapılan evlilikler yasaktır. Kadın sünneti yasaktır. Kürtaja kısırlaştırmaya zorlama, cinsel taciz, yardımcı olmak, yataklık yapmak, yeltenmek, bunlar uluslararası sözleşmelerde çok görülen yöntemler değil. Yani bu tamamen baktığınızda birkaç maddeyi kenara koyduğunuzda kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddetin önlenmesini esas alan bir sözleşme. Ha, bu sözleşmeden çekilsen ona izin vereceksin anlamında sonuç çıkar mı? Çıkmaz. Ama bir sembol bu. Şimdi bundan çekilebilmenin yolu, mümkünatı var mı? Elbette var. Ama kadınlara sormadan bundan çekilebilir misin? Çekilemezsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin yarısı kadın mı? Kadın. Şimdi başka bir noktaya götüreyim sizi. Anayasanın 10. maddesi. Kanununda eşitlik. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Burası önemli. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Yani şunu söylüyor anayasa koyucu. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın erkek eşit olsa da eşit değildir. Biz bu eşitliği fiili anlamda sağlamak için bütün her şeyi yapacağız. Pozitif ayrımcılık bu. Ha, Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinin yarısı kadın mı? Değil. Ama nüfusunun yarısı kadın. Belediye başkanlarının yarısı kadın mı? Değil. Ama nüfusunun yarısı kadın. Eşit miyiz? Eşitiz.
Mesela karşı eleştiri şöyle getiriliyor. Diyor ki kardeşim, Türk Ceza Kanunu'nda bir hüküm var Erdoğan Bey. O da ilginç. Karşı argümanla, çünkü öyle bakarak gitmek istiyorum. Üçüncü maddesi, adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi. Cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin, hiç kimseye ayrımcılık tanınmadan adalet ve kanun önünde bu kanunların uygulanması sağlanır. Tamam da anayasa, Türk Ceza Kanunu'nun üstünde kadının korunması, şiddet anlamında, şiddetin muhatabı olmasa kadın şiddet icra edebilir mi? Evet. Çocuk da babaya şiddet icra edebilir. Ama genel toplam Kahir Ekser'de ne önde? Kadına şiddet önde. Çocuğa şiddet önde. Şimdi bu bir sorun. Bunu önlemek için siz bir sözleşmeye gireceksiniz. Ondan sonra insanlar belki kızabilir bana ama tabana mesaj veya siyasi sebeplerle diyeceksiniz ki ya efendim biz bu sözleşmeden çekileceğiz çünkü evet o zaman böyle alkışlarla kıyamet en önde biz imzalayarak gittik ama ya bu hay Allah Türk aile yapısını bozuyormuş. Yani Türk aile yapısını bozuyor o iki cümleden alıp çıkarırsan o zaman bu sözleşmenin girişinde verdiğin yemine sadık kalmıyorsun. O yemininden vazgeçiyorsun. Ha bundan çekildiğinde kadına şiddetin önünü açmıyorsun ama bir sembolü ortadan kaldırıyorsun. Bunu anlatamazsın. Bunun vereceği mesaj topluma şudur kardeşim. Kadın erkek eşitliği konusunda biz samimi değiliz. Yani bu samimiyetsizliği sadece şu anda biraz önce söylenen eleştirilerin gereklerinin yerine getirilmemesi, gerekli kanunların çıkarılmaması, bunların daha aktif ettiğim bir şekilde kullanılmamasıyla göstermiyorsunuz. Siz neyi tartışıyorsunuz ya? Şimdi bu sözleşmeden neye göre nasıl çekilebileceksiniz? Efendim aile yapımızın bozulmasına hizmet eden bir sözleşme değil. Öyle alamazsın ki bunu. Eleştiri olarak getirebilirsin. Aile yapını da koruyabilirsin. O zaman o sözleşmenin o hükümlerini zamanında çekince koyacak. Çünkü sen tecrübelisin, siyasetçisin. Günlerce bu sözleşme üzerinde çalışmışsın. Bu ihtimalleri düşünecektin. Ve o zaman eğer bir çekince koyacağın hüküm varsa bunun içinde... Bu ama sözleşmenin genel bütününe baktığınızda evet doğru toplumsal cinsiyet eşitliği LGBT'yi alır mı? Alır. Bu bir gerçek mi? Gerçek. Toplumda var mı? Var. Ama bunlara da siz haklarını sağlayacaksınız ve bunları koruyacaksınız. Lan insan eşit bizim gibi. Böyle değerlendireceksiniz. Vay efendim bu bizim anlayışımıza kalktı. Meseleyi din üzerinden değerlendirebilir misin? Hayır. Laik sistemdesin. Hukukun da senin laik sistem üzerinden gidiyor. Öyle meseleyi ele alacaksın. Bu bir senin tercihin de değil. Anayasanın hükmü bu. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bugün bizim bu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilebilmemiz mümkün değil. İkincisi 6284 sayılı kanunun bazı hükümleri eleştiriyor. Efendim insanlara tedbir kararı veriliyor. Efendim işte hapse atılıyorlar. Tazyik hapsine tabi tutuyor. Burada haklar dengesine baktığınız zaman bir tarafta kadının şiddetten korunmasını, kadının hayatının korunmasını gözettiğin yerde o kişiyi 5-10 gün bir yerde tutmayı tercih edebilirsin. Ona itiraz yolu var. Ama burada bir tarafın hayatı söz konusu. Şiddet toplumda yaygınlaşmış, her yeri sarmış. Bugün sadece kadına şiddet yok ki. Hatta erkekler diyor, kadınlar bize şiddet uyguluyor. Onlar ne olacak? Bu da olabilir. Ama Kahir Ekser'e baktığınız zaman şu anda bir gerçek var ki... Bakın şöyle söyleyeyim size. Kaba gücün hakim olduğu yerde... Yani meşruluk tartışmasının başladığı yerde hukuku bir kenara koyarsınız. Bir toplumun hukuk devleti kimliği altında olgunlaşması, iyileşmesi... Kaba gücün, şiddetin bastırılmasıyla olur. Her türlü şiddetin. Buna tehdit de dahil. Bunu bastıramıyorsanız, bu öne çıkıyorsa, bir şekilde bunu ezberlenmiş savunma metotlarıyla insanlar kabullendirmeye çalışıyorsa, mesela bakın kadına karşı şiddet ve cinayet dosyalarındaki ifade hep aynıdır. Efendim yan baktı, şöyle yaptı, mesaj attı, şunu yaptı, bunu yaptı. Siz de bunu haksız tahrik sebebi sayarsınız. Ama hala aşamadık hocam. Ya aşmamız lazım işte. Bunu nasıl aşacaksınız? Nasıl Mustafa Kemal Atatürk getirip dayatıp seçme seçilme hakkında kadınlara vermişse şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin samimi davranıp bir an önce okudum anayasanın 10. maddesinin 2. fıkrasının uluslararası sözleşme olması tahtında anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrası gereğince eğer burada bir eksiklik varsa yasa düzenlemelerinin uygulanmasında bu eksik olan hususları gidereceksin. Çünkü niye? Sen bir sorun olarak görmüşsün. Bırak sözleşme akdetmeyi, anayasana bir hüküm olarak koymuşsun. Ama bunun gereğini yapmış mısın?
İşte samimiyet meselesi orada ortaya çıkıyor.